Şimdi Muzaffer Bey, maalesef özellikle Türkiye'de sosyal bilimler, toplumsal bilimler ciddi bir bilimsel metodolojiyle okutulmuyor ve öğretilmiyor. Sorun orada. Yani daha net söyleyelim, siz tabii çok özel hem müzik hem neuroscience olarak, sinir bilimcisi olarak bunu çok iyi bilirsiniz. Türkiye'de toplumsal bilimler, toplum bilimleri özellikle sosyoloji bir Y eşit FX yani bir sebep sonuç ilişkisi bağlamında okutulmuyor. Gayet böyle tesadüfi adeta oluşumlarmış gibi işte bir yerde aile okutuluyor, bir yerde millet okutuluyor, bir yerde kültür okutuluyor, bir yerde örgütlenme okutuluyor, bir yerde köy sosyolojisi okutuluyor filan. Oysa insanlık tarihini anlayabilmek ve kendi ülkesini, bu Türkiye olabilir, Amerika olabilir, ne bileyim Malezya olabilir filan. O insanlık tarihi içerisindeki toplumlarla ilişkili olarak bir yere oturtabilmek için bizim metodolojik olarak bir takım modellerle, insanlık tarihini bir takım modellerle algılamamız lazım. Bu aynen çok çok kabaca tıp mensuplarının çok iyi bildiği veya insan ömründe bakıldığı zaman bütün işte biyoloji, fizyoloji filan bilimlerinin baktığı bir model gibi. Nasıl insanların böyle bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık durumları varsa ve bir doktor kapısından giren bir hastaya baktığı anda böyle bir genel izlenim ediniyorsa, yani cinsiyeti nedir, yaşı nedir onları görüyorsa ve o konuda bir teşhise adım atıyorsa veya hatta uzmanlığını böyle bir kimlikle sınırlıyorsa, yani cinsellik veya cinsiyet veya yaş gibi bir gruplamayla sınırlıyorsa kendi veya çocuk doktoru olmak veya adolesan doktoru olmak veya geriatri uzmanı olmak gibi şeyleri kastediyorum. Toplumsal bilimlerde de aynen durum böyle. Şimdi sizin sorduğunuz soruyu unutmadım. İki şey sordunuz. Bir, örgütlü toplum ne demektir? Onu söylemeye çalıştım. Çok kabaca günlük terminolojiyle sivil toplum kuruluşlarının hayatın her alanında egemen olduğu ve bunların iktidara, yönetime yansıdığı, yönetişim aracı olarak kullanıldığı bir toplumdur. Peki Türkiye örgütlü toplum mu? Hayır değil. Neden değil? Çok basit bir nedenle. Şimdi toplumları aynen insanlar gibi sınıflayalım. Nasıl bir hekim muayenehanesinden giren bir insanı görür görmez çok kabaca bir bebek mi getiriliyor annenin kucağında yoksa bastonuna dayanmış bir iki büklüm bir insan mı giriyor bir izlenim ediniyorsa benim için de baktığım zaman derhal görüyorum. Şöyle yani bu sizin çok iyi bildiğiniz herhalde bir sınıflama ama bunu değerli izleyenlere anımsatmak lazım. İnsanlık tarihi, insanlık kısaca dört modelden, dört aşamadan oluşuyor. Bunların her birinin kendine özgü toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik nitelikleri var. İdeolojik, inançsal nitelikleri var. Her birinin ayrı ayrı birbirinden etkileniyor. Şimdi çok kısaca söyleyeyim. Bunlar şeyle ilgili, yani beslenmeyle, üretimle ilgili şeyler. Birincisi, onu maalesef İngilizce'de de yanlış okutuyorlar. Sırasını yanlış söylüyorlar. Birincisi toplayıcı avcı. Yani Türkiye'de kime sorarsanız ilkel insanların avcı toplayıcı derler. Hatta İngilizce'de de hunter gatherer diyorlar. Halbuki insanlar analarının karnından ok ve yayla doğmadıklarına göre avcı toplayıcı yanlış. Toplayıcı avcı demek lazım. Önce toplayarak besleniyor. Sonra işte alet yapması falan çok sonra oluyor. Yani öyle kolay değil. Ok, yay, mızrak falan. Neyse birinci aşama böyle işte toplayıcı avcı aşaması. İnsanlığın birinci aşaması bu. Sürüler halinde yaşıyor insanlar. Çok kabaca işte dinleri paganizm, kurda, kuşa, doğaya, şimşeğe, güneşe filan tapıyorlar. Ve sürüler halinde, sürü halinde. İlk kimlik de buradan geliyor. Yani aşiret, işte soyadı. Yani günümüze bu soyadı olarak geliyor. Aşiret, aile. Aşiret dediğimiz şey zaten geniş ailedir. Ve yönetimde reislik. Reisin dediği oluyor. En ilkel
yönetim reisin yönetimidir. Sonra insanlık tarihinin ikinci aşaması, yani bebeklikten çocukluğa geçiş veya çocukluktan delikanlığa geçiş gibi en uzun süren ve hala etkili olan ve bütün toplumların adeta bilinçaltlarına, genlerine işlemiş olan tarım devrimi ortaya çıkıyor. Din tarım toplumu diyoruz biz buna. Tarım devrimi müthiş etkiliyor insanlığı. Çünkü tarım devriminin ortaya çıkmasıyla insanoğlu yerleşmeyi öğreniyor. Yerleşik kültüre geçiyor. Çünkü yani tarım yapabilmek için bir yere yerleşmeniz, bir toprak üzerinde sabit olmanız lazım. O toprağın da tabii hem sahibi olmanız hem onu işlemeniz lazım. Şimdi bu çok uzun süren, on binlerce yıl süren bir şey süreden sonra oluşuyor ve bütün insanlığı etkiliyor. İnsanlar belli bir toprak üzerinde sabit yaşamaya başlayınca tek tanrılı dinler geliyor sırasıyla. Bu söylediklerimin inançla, inançsızlıkla, ateizmle, Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla hiç ilgisi yok. Allah-u Teala Müslüman inancına göre emirlerini insanlar yerleşince yollamaya çalışıyor. İşte en eski bilinen Tevrat 10 emir filan, yani komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Nedir? Derhal hemen bir komşuluk kavramı var, yani bir yerleşiklik kavramı var. İki, eş karı kavramı var, kadın. Üç, kötü gözle bakmak kavramı var. Burada her şey burada. Yani kadının ikinci sınıf vatandaş olması, kadının bir günah unsuru ve günah keçisi olarak kullanılması, cadı avları, mala avları filan. Ve bütün dinlere bakarsanız işte zaten bütün şeyler, insanlık suçları vesairesi hep böyle kadın yüzünden çıkıyor. İki kardeş birbirine işte bir kadın yüzünden birbirine düşman oluyor. Habil'le Kabil filan falan. Fakat asıl söylemek istediğim şey yerleşik kültür, yani din tarım kültürü toprak sahibi olmayı gerektiriyor. Şimdi toprak sahibi olmak için önce zapt edeceksin. Sonra onu koruyacaksın. Çünkü başkaları gelir, başka sürüler, başka aşiretler gelir. E bu nasıl olacak? Savaşla olacak. E savaş nasıl kazanılır filan? İşte oradan itibaren ordu, lojistik, örgütlenme, terzisi olacak, silahı olacak, silah yapımcısı olacak, komutanı olacak, eğitim olacak falan olacak, 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 oğlu olacak. Yani Sümerlerden itibaren bakarsanız işte Sümer, Mısır, Roma ve ondan sonra tarım dönemi dünyasının dördüncü en son imparatorluğu Osmanlı. Yani dünya imparatorluğu Osmanlı da öyle. Ondan sonra sanayi devrimi başlıyor. İngiltere dünya imparatorluğunu devralıyor. Sonra da endüstri devriminde İngiltere'den de tekrar endüstri devrimi gelişince Amerika devralıyor filan. Şimdi bu çerçevede imparatorluklar ortaya çıkıyor. Allah da tek tanrı veya tanrı da tek tanrılı dinleri işte Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık filan sırasında gelince din tarım toplumu böyle oluşuyor. Böylece o toplumda imparatorlar, ki onlar toprak ağları belli bir hiyerarşi içinde kimi zaman Osmanlı'da olduğu gibi tek kişinin emrinde, yani padişahın emrinde filan, hem bu dünyada seni yönetiyor hem de öbür dünyada da ona karşı geleni cehenneme yolluyor. İşte bu dünyada kaza oturtuluyorsun, öbür dünyada kazanlarda kaynatılıyorsun, cehennemde zebaniler tarafından filan. Din tarım toplumu bu. Din ve mezhep bu dünyada kimlik oluyor. Hangi kimlik? Şeyi yok etmiyor. Aşiret, aile kimliğini yok etmiyor. Bu çok önemli. Her yeni kimlik, her yeni devrim bir önceki dönemin kimliğinin üzerine geliyor. Yani aşiret kimliği, yani aile kimliği üzerine din. Burada işte egemen din var, egemen aşiret, egemen din. Onun tabii aşiretten geliyor o egemenlik derken onun dinin, yöneticinin dini olması ve ona muhalifler çıkıyor. Muhalif dediği işte mezhepler çıkıyor. Zaten dinler tarihi oradan geliyor. Neden her din içinde mezhepler çok acımasız ve çok kanlı? Çünkü her din esas düşman olarak öbür mezhebe bakıyor, kendi içindeki yöneticinin mezhebi. Çünkü o sırada siyaset eşit, din eşit mezhep. Filan böyle, yani o aşiret aile kimliği üstüne din kimliği geliyor. Derken o burada kadın ikinci sınıf tabii. Daima kadın ikinci sınıf. Evine kapalı işte falan falan. Yani bunun dinden ilgisi yok. Yani kadının kapatılmasının dinden önce gelen kültürden. Çünkü
kavga edeceksin, savaş yapacaksın, kaba kuvvetle toprağa el koyacaksın. Sürmek için kaba kuvvet lazım, bir tane düşey kuvvet, bir tane yatay kuvvet çekeceksin. Bunlar hepsi böyle kaba kuvvet işi. Onun için erkek egemen bu toplumlar. Bir de tabii bilgi yok, yazı çizi yok. Onun için de bilgi nerede? Bilgi yaşlılarda, Alzheimer falan olmamışsa eğer yaşlı, çözümler orada, arıcılık orada, işte bilmem, bütün bilgiler orada. Kütüphane yok, kitap yok. Yani onun için erkek egemen ve yaşlı egemen. Feodal kültür öyle. Hala bugünkü toplumlarda, Amerika dahil, hala Amerika'da aynı işi yapan kadınlar ekonomik olarak, ücret olarak daha az ücret alıyor erkeklerden. Şimdi bu kültürün üstüne, bu kültür bütün dünyanın iliklerine işliyor. Yani bu Japonya'da da böyle, Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle, Budizm'de de böyle. O farklı tabii bir din, tek tanrılı dinden biraz daha farklı ama onlarda da öyle. Bütün dünyada bu böyle. Şimdi oradan sonra topraktaki tarım, din tarım toplumunun üstüne fabrika geliyor. Fabrika gelir gelmez. Ha bu din tarım toplumunda işte bir yönetici var. Toprak ağaları, en güçlü toprak ağası işte ya kral, ya imparator, ya padişah. Zaten padişah hepsinin sahibi. Bir de köylü var. Yani üretimi yapan insanlar. Onlar her yerde köle. Osmanlı'da da köle. Osmanlı'da öyle istediği yere gidemiyor. Sipahi bile gidemiyor. Yani izin almadan öyle toprağı falan bırakmak yok. Bir de burada bir yani toprak ağları, köylüler. Bir de toprak ağlarına yardım eden köylülere dönüp bunlara şey edin, iman edin. Bunlara işte Allah'ın temsilcisidir. Burada asarız, keseriz, kaza oturturuz, öbür tarafta da yakarız, kaynatırız diyen din adamları var. O din adamlarıyla toprak ağları bir şey halinde, bir dayanışma halinde. Din toprak ağlarının, yöneticilerin emrinde. Fabrika gelince bu düzen bozuluyor. Köylü işçiye dönüşüyor. Fabrika yani toprak ağları sermayeye dönüşüyor. Sermayedar oluyor. Ticaret derken sanayi hızlı geçiyorum. İşçi oluyor köylü. İşçi olunca nakit para alıyor. Nakit alınca topraktan bağımsızlaşıyor. Özgürlüğüne kavuşuyor. İşte kentler ortaya çıkıyor. Kent yaşamı belli oluyor. Efendim işçi sınıfı gelişiyor. Bu din tarım toplumlarındaki mutlak iktidarlar yerini seçimlere, ulus devletlere, ulusallığa terk ediyor. Fabrika üretimi, ortak üretim gerektirdiği için ortak dil gerekiyor. Ortak dil milliyetçiliği doğuruyor. Aman dikkat, milliyetçilik ne en eski aşiretçiliği ve aileyi, ne kendinden bir önceki dini ve mezhep kimliğini yok ediyor. Üstlerine geliyor. Yani insanlar önce aile, aşiret, sonra din, mezhep, sonra ırk ve milliyetle kendilerini tanımlamaya başlıyorlar ama yöneticileri kendileri seçiyor filan. Dünyanın her yerinde de demokrasi önce sermaye sınıfının toprak ağlarıyla mücadelesiyle, sonra da işçi sınıfının, sermaye sınıfının gelişmesi sonunda ortaya çıkan işçi sınıfının özgürleşmesiyle demokrasi kuruluyor. En sonunda şu anda içinde bulunduğumuz dördüncü aşamaya geçiyoruz. Bilişim devrimi. Bilişim devriminde bütün o kendinden önceki kimlikleri eşit sayıyor. İnsanlar ailesi, aşireti ne olursa olsun, dini, mezhebi ne olursa olsun, ırkı, milliyeti ne olursa olsun eşittir diyor. Demokrasisi, demokratik eşitlik. Şimdi örgütlü toplum bu işte. Tabii bu böyle benim anlattığım gibi bir gecede filan olmuyor. Her bir aşama bir sonraki aşamanın tohumlarını. Yaklaşık 100 bin yılı anlattınız zaten aşağı yukarı. Evet, her bir aşama kendinden önceki aşamanın alıntılarını, birikimini ve kendinden sonra gelecek olan aşamanın, devrimin filizlerini bağrında barındırıyor. Yani demokrasi, insan hakları filan endüstri devriminde ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Ondan sonra bilişim devrimi ortaya geliyor. O zaman işte artık buna dönük oluyor. Şimdi insanlık tarihi böyle bir şey. Şimdi buna ben baktığım zaman hemen bunu görüyorum. Şimdi mesela İslam alemi, Doğu alemi. Baktığın zaman derhal görülüyor. Din tarım toplumunda kalmış kardeşim. Burada öyle gelişmiş bir sermaye sınıfı da yok. Zaten şey de yok, üretim de yok. Yani petrol üretimi, üretim filan değil. Yani sanayi üretimi değil. Orada dolayısıyla orada böyle bir bürokratik yapı var. Öyle sivil toplum, mivil toplum yok. Yani orada zaten bütün şey, ekonomide sultanın veya emirin ailesi filan. Şimdi Türkiye'de hemen toparlıyorum
toparlıyorum. Türkiye'nin sorunu, daha doğrusu Osmanlı'nın sorunu, Cumhuriyet'in sorunu, demin söylediğim gibi bir dünya imparatorluğu olan Din Tarım dönemindeki Osmanlı'nın hem dünya imparatoru olduğu için hem de başka nedenlerle coğrafi olarak filan da biraz Atlantik'e filan uzak, hem de Doğu Batı bilinen dünyanın, Avrasya'nın ticaret yollarına hakim. Yani sinirlerine, siz neuroscientist olarak bilirsiniz, sinir sistemine veya dolaşım sistemine hakim. Çin, Hindistan, İngiltere, İspanya. Buraya hakim olunca, çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince buraya hakim oluyor Osmanlı İmparatorluğu. Zaten orada o zamana kadar beylik, Fatih'le, İstanbul'un fethiyle imparatorluk oluyor. Bizans'ı devralıyor. Yani Roma, Osmanlı. Osmanlı, Roma'nın mirasçısı oluyor. Dünya imparatoru. Hakim olunca Avrasya'ya, bu sefer Hristiyan, Batı dünyası yeni yol arıyor. Tamamen o. Yani bunlar ya hakim oldular, elimizden aldılar. Biz nasıl gideriz Doğu'nun zenginliklerine, Çin'e, Hindistan'a filan diye. Fatih'in ölümü sıralarında Hollanda Java'ya filan gitmiş. Yani Güneydoğu Asya'da muz, kauçuk filan meselesine ulaşmışlar aşağıdan dolaşarak. Yani bakın daha 1481, yani 1500'e gelmeden daha yeni yollar keşfedilmiş. Zaten 1490 biliyorsunuz Amerika'nın keşfi filan. Şimdi bu çerçevede Osmanlı endüstrileşmeyi kaçırınca çökmeye başlıyor. Çünkü din tarım imparatorluklarının beslendiği yer toprak. Geliri oradan zayıf şey edince, yoksullaşınca, parası bitince gidiyor. Yeni savaş yapıyor, yeni topraklara el koyuyor. Kelle kesiyor. Hepsi emperyalist. Hepsi hem de saf emperyalist yani. En şeyi, en zavallısı Osmanlı. Hızlı, en zapt ettiği toplumun kılcal damarlarına giren emperyalizm Fransız emperyalizmi. Cezayir bağımsızlığına kavuştuğu zaman Merkez Bankası yapacak Cezayirli bulamıyorlar. Baş ademeyi Merkez Bankası Başkanı yapıyorlar. Çünkü o hiç olmazsa bankada dolaştırılan evrakın sırasını biliyor filan. En acımasız o. İkinci tür emperyalizm, İngiliz emperyalizmi, gidiyor, zapt ediyor. Bir ordu ve bir genel vali bırakıyor. Öbürünü kendileri yapıyorlar. En saygılısı Osmanlı. Gidiyor, zapt ediyor. Belli bir haraca bağlıyor. Oradan birisini seçip bırakıp geliyor. Hatta Balkanlılar bir süre işte Müslüman olmaya başlıyorlar. Osmanlı bunu engelliyor çünkü bütün geliri cizye denen bir vergiye bağlı. Cizye ne? Cizye Müslüman olmayanlardan, yani Hristiyan olanlardan kelle başına alınan vergi, haraç ya. Dolayısıyla en de dine, imana, mezhebe, ırka, millete, her neyse işte insanlara saygılı, yerel halka saygılı emperyalizm Osmanlı. Onun için de ilk o çöküyor zaten, ama işte o hakim şeyi kaçırıyor. Endüstri devrimini kaçırıyor. Kaçırdığı için yeniliyor, onun için çöküyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün özelliği burada. Şimdi bana bunu anlatmak, siz çok teşekkür ederim, lütfettiniz. 100 bin yılı anlattınız dediniz 10 dakikada. Mustafa Kemal 1900'lerin başında bunu görüyor. Bütün mesele orada. Şimdi bana göre çok kolay. Osmanlı endüstrileşmeyi kaçırdı, onun için çöktü. İşte Atatürk, Mustafa Kemal geldi. Önce savaşı kazandı. Sonra o şeyiyle, karizmasıyla cumhuriyeti kurdum dedi. Ama elindeki malzeme din tarım toplumu. Kurtuluş Savaşı'nı bunu hiç lamıcımı yok. Eşrafla, ayanla ve köylüyle yapmış. Yani öyle demokrasi, cumhuriyet falan yok, öyle bir şey. Sermaye yok ki. İşçi olsun filan. Türkiye'nin sancıları budur. Bu nedenle hala din tarım toplumunun kalıntılarından kurtulamadı. Böyle 45-45 gibi yüzde bu din tarım toplumu ile endüstri, kentsel endüstri toplumu yarı yarıya. Kalan %10 da işte o bilişim toplumunun filizleri. O yüzden Türkiye maalesef ne sivil toplum, STK'lar, ne de sizin sorduğunuz örgütlü toplum, bizim dediğimiz demokratik toplum açısından parlak bir noktada değil. Ona çalışıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Yani Türkiye'nin bugünkü sorunu demokratik rejim sorunu. Peki şimdi 1 Haziran yazınızı okudum ben. Orada
bazı olayların ki sosyolojide küçük olguların nelere yol açtığı ya da neyle adlandırıldığını güzel örneklemişsiniz. Ben beğendim çok fazlasıyla. Çünkü Fransız devrimin, rica ederim, Fransız devriminin o Bastil ayaklanmasıyla beraber 1789'da nelere yol açtığını ve Bastil ayaklanmasıyla anılır dediniz. Ya da Berlin duvarının yıkılmasıdır belki Sovyetlerin çöküşünü. O sembolik değerleri sosyolojik sosyoloji biliminin bakış açısıyla çok güzel sıradaki o sıralama uzuyor. Onunla ilgili gezi sorularım da olacak ama şimdi orada Fransız devriminden de sonra biliyorsunuz en az 15 yıl süren bir terör dönemi diye bilinen bir iki 10 yıllık dönem var. Bu birçok sosyolojik olayda hemen akabinden öyle çok güllük gülistanlık olmadığı bir kaosun ve bir terör yıllarının takip ettiğini görüyoruz. Şimdi bu açıdan bakıldığında analoji size ait olduğu için söylüyorum. Gezi olaylarını da bu mantıkta yani bir şeylerin önemli bir kırılma noktası olan bir bilim insanı olarak ondan sonraki yılları tıpkı Fransız İhtilali'ndeki gibi kaos yıllarına benzetirsek yanlış mı yapmış oluruz? Yok, çok doğru. Şöyle bence gezi olayları yani 2013 Mayıs sonunda 27 Mayıs'ta başlamıştır aslında. Hı hı. Tam tarih 27 Mayıs evet. Akşamıdır. Akşamıdır. Evet, Temmuz 4'te filan 5'te biraz azalıyor filan iniyor. Sonra gene şeyler halinde dalgalar hı hı. halinde yavaş yavaş sönümleniyor. Gezi olayları kesinlikle Türkiye'nin yakın siyasal tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hangi dönüm noktasıdır? Dini siyasette kullanan bir partinin ben dinci bir parti değilim, din ilkelerine göre siyaset yapmayacağım. Ben batıda görülen muhafazakar Hristiyan veya Hristiyan demokrat denilen partiler gibi demokrat bir partiyim. Herkesin demokratik haklarına ve özgürlüklerine saygılı olacağım. Ama işte bu çerçevede kendime de ve dinime de saygı istiyorum filan dediği ve demokrasi nutukları atarak iktidara geldiği bir ortamda ki 2002'dir, 2003'tür, 2002 sonudur seçimler. 2013, 10 yıl sonra gezi olayları dolayısıyla bu söyleminin bir maske olduğu, doğru olmadığı ve bu maskenin düştüğü olaylardır, gezi olayları. Bizim Aykut Küçükkaya, şimdi Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni ile yaptığımız bir kitap var. Orada Aykut kronolojiyi yaptı. O kitap çok önemli bir kitaptır. Gün be gün kronolojisini yazdı. Ben de ülke ve dünya açısından işte analizini yapmaya çalıştım. Dolayısıyla gezi olayları bir dönüm noktasıdır. Bu iktidarın yükselişinin durduğu, siyasal söyleminin samimi olmadığının ortaya çıktığı bir dönüm noktasıdır ve bence çok çok önemlidir. O kanıdayım. Yani işte örgütlü toplumun bir anlamda örgütlü toplum isteğinin, örgütlü toplum idealinin dışa vurumudur sizin sorduğunuz bağlamda bakarsak. Yani şimdi bakın çok özür dilerim bir şey daha bir defa daha söylemem buyurun. Lazım insanlık tarihini söyleyeyim. Yani dört modele göre bakacağız. Yani toplayıcı avcı, din tarım, endüstri ve bilişim. Bunlara göre koyacağız. Bir de sosyal bilimlere nasıl bakacağız? Şimdi sizin o sorduğunuz özellikle Fransız devrimi sonrası terör dönemi, kelleler gidiyor, kiyotin filan. Yani işte devrimi yapanlar kiyotinde kellelerini veriyorlar filan. Şimdi bu Y eşit FX ilişkisi sosyal bilimlerde de geçer bir ilişki. İki tane farkı var. Yani fizikten, kimyadan veya matematik formüllerden iki tane farkı var. Söyleyince derhal göreceksiniz. Sosyal bilimlerde bakarken bu ilişkiyi çok iyi göreceksiniz ama iki şeyi hiç unutmayacaksınız. Bir, Y ile X yer değiştiriyor. Çok basit. Bir örnek vereceğim, hemen herkes anlayacak. Siyaset mi eğitimi belirler, eğitim mi siyaseti belirler? Bana yani, soruyorsanız birbirlerini. Tabii. Şimdi şöyle, belli bir anda belli bir eğer keserseniz eğitim siyaseti belirler. Yani belli bir toplumda bir kesit alırsanız o toplumun eğitim düzeyi o toplumun iktidarını belirler. Ama o andan itibaren ileri doğru sararsanız veya geriye doğru filmi sarıp bakarsanız o zaman geriye doğru dönüp sararsanız
O döneme, o noktaya kadar gelinen siyasal iktidarlar eğitimi nasıl biçimlendirmişse öyle olmuştur. Veya o noktadan sonra bakarsanız o siyasal iktidar eğitimi nasıl kullanacaksa ondan sonra o eğitim siyasal iktidarı belirleyecektir ama iktidar kalabildiği sürece eğitimi belirler. Yani bu gayet basit bir şey. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarının yaptığı şey çağdaş eğitimi getirerek 15 yıllık bir dönemde yeni bir kuşak, yeni bir anlayış, işte demokrasi, cumhuriyet çok farklı filan insan haklarını getirmiş olmalarıdır. Buna karşılık işte bugünkü iktidar tarikatlarla şeyler imzalıyor, protokoller imzalıyor. Kendileri böyle bunu övünerek söyledikleri için yani herkes biliyor, görüyor. Böyle böyle işte okullarda dersler verdiriyor filan şeyle eğitimi dine kaydırarak siyaseti öyle belirlemeye çalışıyorlar filan. Şimdi bunu hiç unutmayacağız. Y ile X yer değiştiriyor. Eğitim mi iktidarı, iktidar mı eğitimi belirler hikaye. Bir. İki, belli anlarda yani Y eşit FX sabit olduğu zamanlarda X yani belirleyen öge, Y'yi belirleyen öge de diyelim ki siyasal iktidar Y eşit FX. X ne? İşte eğitim düzeyi, ekonomik düzey, toplumun örgütlenmesi filan. X'ler en sayıda, sonsuz sayıda. Çok sayıda. Ya o kadar çok faktör var ki iç faktör, dış faktör, bilmem o sırada bilmem bir partinin iç yapısı, iktidardakilerin çekişmesi falanı filanı. Yani Türkiye'nin yakın tarihine bakarsanız işte Gezi olayı, 17-25 Aralık olayı, 15 Temmuz kalkışması, 20 Temmuz buna karşı AKP'nin şeyi filan. Yani bu iki şeyi unutmayalım. Yani Y eşit FX sosyal bilimlerde de geçerli fakat Y ile X yer değiştiriyor. Bir, iki sabit olduğu zamanda da X en sayılı. Bunun adına biz diyalektik diyoruz. Karşıtların etkileşimiz. Bu bütün bu lafları sizin devrim sonrası yani Bastille'in zaptından sonra terör dönemi ondan sonra işte Triumvirat derken Napolyon imparatorluk derken krallığın geri gelişi falan gibi şeyler diyalektik gelişmeler. Toplumsal bilimlerde, sosyal bilimlerde doğrusal bir gelişim olmuyor. Etkileşim, devrim karşı devrim, devrim karşı devrim biçiminde oluyor. Yani Türkiye mesela şu anda Cumhuriyet ve Atatürk devriminin karşı devrimini yaşıyor. Tamam, gayet açık yani Atatürk'e hakaretler, şunlar, bunlar, yapının değiştirilmesi, yargıya el konulması filan. Böyle gidiyor. Ama şimdi işte o yıprandı çünkü bu model işlemiyor. Tarih geri çevrilmez. Şimdi bütün mesele endüstri devriminin sonucu olan kentsel endüstriyel toplumdan din tarım toplumuna geri çevirmeye çalışılıyor Türkiye. Mümkün Peki mü? olabilir mi teknik olarak? Hayır mümkün değil. Hayır mümkün değil. Yapamayacaklar. Şimdi bakın İran örneği veriliyor. Kardeşim İran var mı? İran zaten bir diktatörlüktü. Şah diktatörlüğüydü. Şah diktatörlüğünden Humeyni diktatörlüğüne geçti. Otoriterden totalitere geçti. O mümkün. Ama yani Türkiye kör topal 1961 anayasası gelmiş. Tamam ona bir 12 Mart darbesi geldi. Derken bir 12 Eylül darbesi daha geldi. Derken 16 Nisan filan ama yani o arada bir 61 anayasası var, 61-71 arası o demokrasi var, bilmem ne var. Demirel'in yollar yürümekle aşınmaz lafı var. STK'ların kuruluşları var, şu var, bu var. Yani çeşitli şeyler var. Erbakan var, anti-Amerikan bir din siyaseti var, anti-emperyalist olmasa bile tam filan. Neyse, bütün bunların birleştiği bir tarihsel gelişmede onu çağ olarak, toplum yapısı olarak geri döndürmek mümkün değil. Mümkün değil. Onun için dönecek zaten, onun için gidiyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim ama benim hemen çok kısa bir cevap isteyeceğim sizden. Çünkü iki tane önemli konuyu konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi propaganda, diğeri de mafya. Ancak müzik arasından önce hemen size hatırlatmak istiyorum. Ne demek istiyorum propaganda diliyle? Şimdi o kadar güzel anlattınız ki insanlık tarihini ve de yakın dönemi de. Tabii propagandanın dili mesela Orta Çağ'da
şeytanlaştırmak üzere biliyorsunuz Malium Maleficarum kitabı yazılıyor Almanya'da. Münster'de 30 bin kadının yakıldığını görüyoruz. O zaman şeytanlaştırmanın propagandası oydu. Dediğiniz gibi Fransız ihtilaliyle beraber giyotinler devreye girdi. Fakat bilişim çağında hatta önce peki şeyden alalım, İkinci Dünya Savaşı'ndan alalım. Göbelsyen propaganda ile beraber günümüze bilişim çağı ile beraber yeni bir propaganda dilinden bahsedebiliriz gibi geliyor. Çünkü yazınızdan ben onu çıkardım. O konuya ve mafyaya isterseniz bir müzik arasından sonra devam edelim. Müzik arasında da ben müzik olarak Baba filminden Tarantella Napolitana'yı seçtim. Çok anlamlı olur diye. Çok güzel bir seçim. Tebrik ediyorum. Zafer Bey çok güzel. Sizinden sohbet hakikaten tadına doyulmuyor. Çok kısa bir süreye insanlık tarihini artı yakın zamanlarda olup bitenlerle de ilgili çok güzel ipuçları da verdiğinizi düşünüyorum. O yüzden de çok yerinde ve katkılı oldu. Hakikaten çok 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 teşekkür ederim. Rica ederim. Size başarılar diliyorum. Hem yurt dışında hem yaptığınız programda hem bu müzikle neurosciences'ın bileşimindeki bir nevi öncü çalışmalarımızla sizler gelecek dünyasının, gelecek Türkiye'nin kurucularısınız. Sizi tanımaktan çok onur duydum. Çok da keyifli bir sohbet oldu. En iyi dileklerimi size ve dinleyenlere ileterek saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Muzaffercioğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarı Açık Radyo tarafından Spotify'a konuyor. Benim de YouTube kanalımda görüntülü olarak seyredebilirsiniz. Hepinize günaydın.